dünyada üniversitelerin akademik yönden bulundukları yerle ilgili çeşitli kurumlar tarafından bir takım sıralamalar yapılmaktadır. Türkiye'de bu konuda baktığımızda üniversitelerimizin yeri nedir? Çok kötü durumda değiliz ama tabii yukarılarda üst top düzeyde üniversiteler arasında yer alan üniversite sayımız da az tabii ki. Bu konuda tabii ki özellikle lisansüstü eğitim düzeyinde yapılan araştırmalardan üretilecek yayınların yeri önemli. Bu çalıştayda da gördüğüm kadarıyla gençlerimiz Türkiye'de lisansüstü eğitimin durumunu ve yerini tartışıyorlar. Oldukça anlamlı buldum ve bu nedenle bu toplantıya katıldım. Araştırma yüksek öğretimin temel amaçlarından birisi eğitim, öğretim ve toplumsal katkı yanında üniversitelerin önemli bir misyonu da bilimsel araştırma faaliyetleridir. Tabii ki bu araştırmalarda üretilen sayıların niceliği önemli olmakla beraber niteliği de önemli. Yani bunların toplumsal gelişmede, kalkınmada katkısı nedir? Bunu da sorgulamak lazım. Yani bilim için bilim değil, toplum için bilim anlayışından hareketle üretilen bu bilginin yansımaları, sonuçları, etkileri ve katkıları da son derece önemli. Dediğim gibi çok kötü durumda değiliz ama daha iyi olabiliriz diye düşünüyorum bu konuda. İnşallah önümüzdeki süreçte lisansüstü eğitim alanındaki çalışmaların yaygınlaşmasına paralel olarak yapılan bilimsel yayınların niteliğinde ve niceliğinde de bir artış gündeme gelecektir. Hocam bir de Türkiye'de siyasi nedenlerle neredeyse her vilayette bir üniversite açıldı. Evet. Bu üniversite eğitiminde bilimselliğini ölçüde etkiliyor. Bir kalite yoksunluğu yaşıyor muyuz ülke olarak? Efendim tabii Türkiye'de üniversitelerin sayıca artması olumlu bir gelişmedir. Çünkü Türkiye'de uzunca bir zaman yüksek öğretim elitist bir anlayışla kurgulanmıştır. Yani toplumda çok az bir kesimin yüksek öğrenim görmesi gerektiği anlayışından hareketle üniversite sayısı ve yüksek öğretim gören öğrenci sayısı oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak yüksek öğretimde de bir mass education yani kitlesel eğitim gündeme gelmekte. Yani talep eden bütün insanlara sadece belirli bir yaş grubundaki insanlara değil yeniden öğrenme sürecine katılan yetişkinlere dönük de yüksek öğretim programlarının yaygınlaşması gündeme gelmekte. Tabii bu zaman içinde kurumsallaşma ile ilgili bir takım sorunlar yaşayacağız. Ama yakın bir gelecekte ümit ediyorum yeni kurulan üniversitelerde bulundukları bölgede toplumsal kalkınmada, kültürel sosyal kalkınmada önemli bir rolü icra edeceklerdir diye düşünüyorum. Elbette şu anda akademik kadro yetersizlikleri başta olmak üzere bir takım sorunlar yaşamıyor değiliz. Yaşıyoruz ama Yüksek Öğretim Kurulu olarak biz ÖYP programları, öğretim üyesi yetiştirme programları ve yurt dışına gönderdiğimiz lisansüstü eğitim öğrencileri sayesinde bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Öğretim üyesi açığını süratle gidermeye çalışıyoruz. Yani dünyadaki bir takım gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda üniversite sayımız çok değil. Yani 175 üniversite Türkiye gibi bir nüfusa sahip ülke için çok değil. Hatta ben bir makalemde Türkiye'de olması gereken üniversite sayısının 350'ler dolayında olması gerektiğini de ifade etmiştim. Gecikmiş bir girişimdir ama olumlu bir girişimdir üniversite sayısının artması. Ama zaman içinde dediğim gibi İnşallah bunlar nitelik olarak da daha iyi bir konuma geleceklerdir. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim.